Açılıyor ve buraya defnediliyor. Burada sadece büyük insanlar yatmıyor çocuklar. Burada o zamanlar savaşa birçok okul asker gönderdi. Üniversiteler boşaldı. Kabataş Lisesi, Defa Lisesi, Erkek Lisesi, işte Balıkesir Lisesi. Lise sonrasında öğrencileri bile buraya savaşmaya geldiler. Sanmayın ki şunun altında sadece bir kişi yatıyor. O kadar çok ölüm oluyormuş ki daha derin kazıyorlarmış. Üstüne bazen bir ikinci, bazen bir üçüncü defnetmek durumunda kalıyorlarmış. Ve burada yatanların ismini bilmiyoruz. Aynı şekilde arkanızdaki çalılar temizlense ormanlık alanda halen mezar taşlarını görebilirsiniz. Ama dediğim gibi şunun altında kim var onu bilmiyoruz. İsmi belli değil. İsmi burada yatan şehitlerin isimleri kayıtlardan çıkartılarak biraz sonra geçecek olduğumuz sembolik şehitlikte sarı plakaların üzerinde yazıyor. Yattığı yer ismiyle birlikte belli olan ender şehitlerden bir tanesi Seyman Mustafa Efendi'dir. Ha bunun diğer şehitlerimizden bir özelliği var mı? Tabii ki yok. Sadece babası oğlunun Çanakkale cephesinde şehit düştüğünü öğrenince buraya geliyor ve oğlunun mezarını arıyor. O zamanlar köyün ileri gelenlerinden bir tanesi rütbeli bir subay olduğundan dolayı zaten etrafını böyle şey yapmış. Bir belirlik için bir şeyler koymuş, birazcık çevirmiş, buluyorlar ve burada Osmanlıca mezar taşını koyduruyor, gidiyor. Yani bunun gibi en fazla ya 10 tane ya 15 tane ismi yer yaptığı, ismi yattığı yerle birlikte belli olan şehit sayımız. Buyurun içeriye geçiyoruz. Tarihi şurada. Mezar taşının fotoğrafını mı çekiyor? Allah çarptı. Çık ya. Bunun denizden... Kaç tane? İşte bundan 100 sene önce atalarımız bu toprakları bize vatan yapabilmek için bedelini peşiyle kanlarıyla ödediler. Bugün aldığımız her nefes 1915'te verilmeye başlayan o son nefes sayesindeydi. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Burası şu an köyün olarak ismini tespit edebildiğimiz 1969 tane ismini tespit edemediklerimizle birlikte toplamda 2400'e yakın şehidimiz yattığı düşünülüyor. Hemen arkanızda sarı plakalar var bakın yerlerde. Biraz önce içeriden geçmiş olduğumuz yerde yatanların isimleri işte bu sarı plakaların üzerinde yazılı. Bazen diyorum ya ismini tespit edebildiğimiz ya da edemediğimiz diyorum. Neden kaynaklanıyor bu durum? O zamanlar asker köyleri şimdiki gibi metalden değilmiş, yani boyunlarını asmıyorlarmış bir zincirle. Bir derinin ya da keçenin üzerine bunlar işleniyormuş. Onlar da ikinci düğmelere süpürüyorlarmış. Bu savaş zamanında eğer düşer kaybolursa
Orken içine girmediğiniz için tespit edilmiyor ama şehit olduğu biliniyor. Sayın içerisine giriyor. Hemen arkanızda görmüş olduğunuz alan şehitlik mertebesini yani şehadeti temsil eder. Sizler şu an bir Müslümanın nail olabileceği en yüksek rütbeyi ziyaret ediyorsunuz. Anıtları hemen üzerinde durduğumuz şey bakın yıldız şeklinde ve arkanızdaki peyzaj da bakın hilal şeklinde geliyor. Yani bir ay yıldızın kamera ağır. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Üstten drone çekmiş. Pekala, serbestsiniz. Aşağıda lavabo kendini karşılayamayanlar aşağıda normal. Normal değil. Bir hediye istiyorlar. Bir hediye istiyorlar. Bir hediye hadi hediyelik eşya alalım. Sana ne diyeyim bana. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Onlar şey, şunlara bir gün önce de. Aynen.